Herkese selamlar dostlar. Bugün İhtiyar Matematik ile beraber bir limit sorusu çözeceğiz. Sorumuz orijinal yayınlarının ait matematik kitabından olacak. Hemen soru çözümüne geçelim. Bize y eşittir gx fonksiyonu hakkında bir grafik vermiş. Sonrasında limit x 0'a giderken fok x artı 1 eksi 2 bölü x eşittir a demiş. Ve bize a'nın reel sayı olduğunu söylemiş. Sonrasında 3 öncül vermiş. Buna göre yukarıdaki ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Yorumlarda kesinlikle doğrudur ifadeli limit soruları çözmemi rica ettiğiniz için ben de bu soruyu seçtim. Şimdi öncelikle limit x 0'a giderken burada x yerine 0 yazdığım zaman benim bu ifadenin tanımlı olabilmesi için yukarıdaki ifademin ne olması gerekiyor arkadaşlar? 0 olması gerekiyor. Neden? Çünkü 0 bölü 0 belirsizliği gelecektir. Sonrasında ise ne yapacağız? Bunun bir reel sayı eşit olabilmesi için 0 bölü 0 belirsizliğinden bir şeyler yapmamız gerekiyor. Yani f bileşke gx artı 1. Bir de limit x 0'a giderken şöyle diyelim. Limit x 0'a giderken eksi 2 neye eşit olmalı? 0'a eşit olmalı. Çünkü 0 bölü 0 belirsizliğini yaşayabilmek için. Pekala bu işlem 0'a eşitse limit'in biz burada neyi limit'in dedim. X 0'a giderken nasıl incelemeliyiz? Hem 0'a sağdan hem 0'a soldan gibi incelemeliyiz. O halde inceleyelim. Öncelikle şimdi arkadaşlar x'e 0'a sağdan yaklaşmayı düşünerek hareket ediyorum. Burada x yerine 0'a sağdan yani 0'a daha 0'dan daha büyük değerlerle yaklaşacağımızı düşünürsek mesela 0 bölü 1 gibi düşünecek olursak burayı. O halde ne olacak arkadaşlar? Burası bakın sadece burasından bahsediyorum. X artı 1 yani g fonksiyonu için düşünecek olursam ne demek arkadaşlar bu? 1'e sağdan yaklaşım değil midir? Evet. O halde gelin gx fonksiyonunda bunu inceleyelim. 1'e sağdan yaklaştığımız zaman bakın burada birden daha büyük değerlerle 1'e yaklaşıyorum. Nereye geleceğim? 2'ye geleceğim değil mi? Güzel. Burasının sonucu 2 çıkıyor. Ama benim elimde bir tane daha fonksiyonum var. Bir tane fonksiyon daha olduğu için şöyle düşünmem gerekmiyor mu? Burası 2'ye sağdan yaklaşıyor mu? Evet 2'ye sağdan yaklaşıyor. Çünkü f içerisinde 2'ye sağdan yaklaşmış gibi düşüneceğim. Neden? Çünkü 1'e sağdan yaklaşırken sonuç 2. Pekala 2'ye nasıl nereden yaklaşıyor? 2'ye sağdan yani. 2'den daha büyük değerlerle yaklaştığı için o şekilde düşünmem gerekiyor. Pekala 0'a sağdan yaklaştığımız zaman sonuç ne çıkıyor? Bir onu bakalım. Şöyle yazabilir miyim ben? F içerisinde 2'ye sağdan yaklaşmış gibi düşüneceğim. Ve bunun ne eşit olduğunu söyleyeceğim. Hatta şöyle yaparsak. Eksi 2 eşittir 0. Eksi 2'yi karşıya attım. F içerisinde 2'ye sağdan yaklaşımın sonucu nedir? 2'dir. Güzel. Devam ediyorum. Şimdi bir de sıfıra soldan yaklaşalım. Sıfıra soldan yaklaşmak nedir arkadaşlar? Sıfırla sıfırdan daha küçük değerler gibi düşünürsek. Mesela eksi 0,1 gibi düşünecek olursak buraya ne gelmesi gerekiyor arkadaşlar? 1'e soldan yaklaşmak değil midir? Bakın sadece şuradan bahsediyorum. 1'e soldan yaklaşım gibi düşünebiliriz. Pekala 1'e soldan yani 1'e birden daha küçük değerlerle yaklaşacağım için onun sonucu nereye gidecek arkadaşlar? 1'e. Peki buradaki sonuç 1'e sağdan yaklaşım. Pekala f içerisinde nasıl düşüneceğiz? Burayı da nasıl düşünmemiz gerekiyor? 1'e sağdan yaklaşım. Çünkü 1'e birden daha büyük değerlerle yaklaştık. O halde ben şunu söyleyebilir miyim? 0'a soldan yaklaştığımız zaman f içerisinde 1'e sağdan yaklaşımın sonucu eksi 2 eşittir 0 ise f içerisinde 1'e sağdan yaklaştığımız zaman sonuç nereye gidecekmiş? 2'ye gidecekmiş. Biz f fonksiyonuyla ilgili sadece 2 tane bilgi elde ettik. Soruda bize kesinlikle bahsettiği için ancak bunları kullanabiliriz. Bunların dışında bilgi kullanmamız mümkün değil. Çünkü kesinlik ifadesi yer verilmiş. Devam ediyorum. Şimdi öncüllere gelelim. Birinci öncülde diyor ki sıfıra sağdan yaklaşırken f içerisinde x artı 2 eşittir 2. Sıfıra sağdan yaklaşmak nedir arkadaşlar? Sıfıra sıfırdan daha büyük değerlerde yaklaşmak. Yani 0 gibi düşünecek olursam burası nedir arkadaşlar? O zaman 2'ye sağdan yaklaşmaktır. Peki ya 2'ye sağdan yaklaşımın sonucu neydi? Biz bunu bulmuştuk. 2 nerede bulduk? Burada bulduk. Yani o yüzden birinci öncülüm kesinlikle doğrudur diyebilirim. Devam ediyorum. İkinci öncülümde diyor ki x 1'e soldan yaklaşırken f içerisinde x eksi 1. Peki hala ben buraya 1'e soldan yaklaşırsam ne olacak arkadaşlar? 1'e birden daha küçük değerlerle yaklaşmayacağım mı? Evet. O halde burasının sonucu ne olmak zorunda arkadaşlar? 0'a soldan yaklaşım değil midir? Evet. Öyledir. 0'a soldan yaklaşım hakkında benim herhangi bir bilgiye sahip miyim? Sizce? Hayır. Çünkü neden? İki tane bilgiye sahibim. Bakın bize soruda kesinlikle dediği için, tekrar ediyorum kesinlikle dediği için ve benim f0'a soldan yaklaşma hakkında herhangi bir bilgim olmadığı için ben buraya bir vesaire başka bir şeyler de diyemem. O yüzden kesinlik burada yoktur diyorum. Aynı şekilde limit x2'ye sağdan yaklaşırken x
sağdan yaklaşmak nedir arkadaşlar? 2'ye 2'den daha büyük değerlerle yaklaşmak değildir. O halde ben buraya 2'ye sağdan yaklaşırsam burasının sonucu ne olur? Ne olur arkadaşlar? 1'e sağdan yaklaşmak mıdır? Evet. Pekala f 1'e sağdan yaklaşmanın sonucu nedir arkadaşlar? Bakın biz bunu da bulduk ve kesinlikle bulduk yani. Bunun cevabı da 2'dir. Yani bu 1 ve 3. öncülüğüm doğru olacağı için cevabımız E seçeneği. Umarım anlaşılır olmuştur. Bence güzel bir soruydu. Hepiniz kendinize iyi bakın.